Korona gündemine ilişkin İngiltere'deki son gelişmeleri Artı TV programcısı Kemal Göktaş'tan alacağız. Kemal Göktaş hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, merhaba Ezo. İngiltere'de e, yeni bir aşamaya geçildi koronavirüsle ilgili olarak. Tehdit seviyesi 4'ten 3'e düşürüldü. Bunu şimdi detaylı anlatacağız ama önce son verileri verelim. E, dünkü can kaybı sayısı 135 olarak açıklandı ki bu İngiltere'de koronavirüsten kaynaklı ölüm sayılarında bir düşüş olduğunun açık işaretiydi. E, ve e, vaka sayısı da 300 bine yaklaştı. E, son dönemde bir istikrarlı düşüş olduğu kanaatindeydi bilim insanları ve e, hükümete e, tehdit seviyesini indirmesi gerektiğini tavsiye ettiler dün. E, ve Sağlık Bakanı Matt Hancock da tehdit seviyesini 4'ten 3'e düşürdü. Bu ne anlama geliyor? Risk açısından 5 en yüksek dereceyi, 1 ise Covid-19 hastalığının artık ülkede kalmadığını gösteriyor. Yani 3 tam ortada bir sayı ifade ediyor. Ve ülkede yaygın bir koronavirüs hastalığının olduğu ama artış hızının yüksek olmadığı anlamına geliyor. Yani bir üst seviyede. Artış hızı yüksek bir seviye idi4 seviyesi. Şimdi bu düşürüldü. Risk hangisi göstergilere bakarak belirleniyor? Öncelikle bulaşma kat sayısı R çok önemli. Belirli bir andaki toplam teyitli vaka sayısı da ikinci sırada geliyor. İngiltere'de R kat sayısının yani bir hastanın birden hastalığı bulaştırdığı kişi sayısının ortalama olarak birin altına düştüğü belirtiliyor. E, üçüncü aşamada artık virüsün genel dolaşımda olduğu ve kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesi öngörülüyor. bir önceki aşamada yani riski yüksek riski yüksek olduğu ve bulaşmanın katlanarak arttığı düşünülen aşamadan üçüncü aşamaya geçilmesini Metenkok ülke açısından tarihi bir an olarak niteledi ve hükümetin planların işe yaradığını gösterdiğini savundu. oysa İngiltere koronavirüsle ilgili can kayıpları sayısı bakımından toplam can kaybı sayısı bakımından İngiltere, Amerika ve Brezilya'nın ardından üçüncü durumda 42 bin aşkın bir can kaybı var. E, ve gerçek can kaybının ise Ulusal İstatistik Ofisi'nin rakamlarına göre 60 bin üzerinde olduğu belirtiliyor. Buna rağmen İngiltere'de önlemler hızla gevşetiliyor. Okullar belli öğrenciler için açıldı. İlkokul birinci ve altıncı sınıflar için ve ana sınıfları için. Okulların diğer öğrenciler için açılması planlanıyordu. Ama 2 metre mesafesi nedeniyle yeterli imkan olmadığı için buna e, okulların açılışı ertelendi ve 1 Eylül'de e, okulların açılması bekleniyor. Ama buna ilişkin de hala şüpheler var. Ülkede önemli mağazalar açıktı 23 Mart'tan sonra gıda ve ilaç satan yani dükkan ve eczaneler açıktı ve geçtiğimiz hafta diğer kıyafet satan, kitap satan ya da teknoloji firmaları da dükkanlarını açabildi. Dolayısıyla hızlı bir gevşemeden söz edebiliriz bir araştırma var yine koronavirüsle ilgili. etnik azınlıkların ve siyahların daha çok can kaybı yaşadığı koronadan kaynaklı biliniyordu. Şimdi bunlara Güney Asyalıları eklendi. Yeni bir araştırma yapıldı Edinburgh Üniversitesi'nde. E, 30 binin üzerinde hasta hastanın tedavi süreçlerine bakılarak ortaya çıkarıldı bu. Ve Güney Asya kökenlilerin %19 civarında daha fazla can kaybı yaşadıklarını ortaya koydu. Bunda da en önemli olan şeyin e, diyabet hastalığı olduğu belirtildi. E, tedavi altına alınan hastaların, Güney Asya'da hastaların yüzde kırkının diyabet hastası olmasının koronavirüsten kaynaklı ölümleri arttırdığı belirtildi. Tabii koronavirüs dışında ülkenin gündeminde George Floyd'dan kaynaklı gösteriler, İngiltere'deki gösteriler ve ırkçılık tartışmaları vardı. Bristol'da bir heykel kaldırılmıştı ve Oxford'da da bir kolejin önündeki daha önce ee, emperyalist geçmişi olan bir iş insanının heykelinin kaldırılmasına dair gösteriler yapılmıştı. Dün bu kolej talepleri sahiplendiğini belirtmiş ve he, bu heykelin de kaldırılması için önemli bir adım atmıştı. Ee, bugün de iki şirketin özür dilemeye hazır olduğu ve köle ticareti nedeniyle Mağdur olanların yakınlarına tazminat ödemeye hazır olduğunu açıkladı belirtildi. Daha da önemlisi, merkez bankası ve Anglikan Kilisesi köle ticareti ile ilgili tarihi bağlarından dolayı özür dilediler. İngiltere'de köle ticaretinden çıkar sağlayanlar arasında sayılıyor ve tarihi belgeler var buna ilişkin. Merkez bankası ve Anglikan Kilisesinin merkez bankası kurumsal olarak köle ticaretinde yer almadı ama bazı yöneticilerinin köle ticareti yaparak büyük gelir elde ettikleri ortaya çıkmıştı. Anglikan Kilisesi ise misyonerlik çalışması adı altında çeşitli Afrika'da kurulan çiftliklerde köle çalıştırmış ve yüzün üzerinde din adamı bu köle ticaretinden gelir elde etmişti. Kölelik İngiltere'de 1883'te yasaklanmıştı ve o sırada İngiliz hükümeti mülkiyet kaybı yaşayan köle sahiplerine maddi yardımda bulunmuştu. Bu 20 milyon sterlinde o dönem ama bugünün değeriyle 17 milyar sterlin olarak hesaplanıyor. Bu bir iç borçlanmayla yapılmıştı ve bu borcun ödenmesi 2015'i bulmuştu. Yani bu borç tamamen sona ermesi 2015'i bulmuştu. İşte hem köle ticareti nedeniyle suçlanıyordu Merkez Bankası ve Anglikan Kilisesi hem de bu hükümetin köle kaybından kaynaklı tazminat aldığı alan kurumlar arasında sayılıyordu. Dolayısıyla bu iki kurumun da özür dilemesi ırkçılıkla mücadele açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Çünkü köle ticareti ve köle ticareti sırasında oluşan kültürün İngiltere'deki bugünkü ırkçılığın kökenlerini oluşturduğu belirtiliyor. Ee, son olarak İşçi Partisi ile ilgili hazırlanan bir rapora değinmek gerekiyor. Ee, koronavirüs gündemi nedeniyle İşçi Partisi'nin tarihi ilgisi üzerinde çok konuşulmadı İngiltere'de ama... Bugünlerde milletvekilleri, sendikacılar ve aktivistler bir rapor hazırladılar. Çok geniş kapsamlı bir rapor. İngiltere'de İşçi Partisi 2017'de Jeremy Corbyn liderliğinde e, çok önemli bir başarı elde etmişti. Ve hükümet kurmayı, kıl payı farkla kaybetmişti. Ama 2019 Aralık ayında yapılan seçimde ise tarihi bir yenilgi yaşamıştı. Çıkardığı milletvekili sayısı bakımından 1930'lardan bu yana en düşük sayıyı ifade ediyordu. Bunun ardından Jeremy Corbyn istifa etmişti. Jeremy Corbyn İşçi Partisi'nde ee, sol kanadı, sosyalist kanadı temsil eden e, bir liderdi ve e, işçi Parti'sini daha sola e, çekmek e, de suçlanıyordu ve seçim yenilgisinin ardında bu olduğu söyleniyordu. Şimdi bu raporda İngiltere'deki e, seçimlerde işçi Partisi'nin tarihi yenilgisine dair çeşitli nedenler sıralanıyor. Öncelikle şu belirleme yapılıyor. Bu seçim ilgisinden sonra partinin toparlanması ve 2024'te yapılması beklenen seçimde iktidar olması oldukça zor görünüyor çünkü ulusal çapta neredeyse 8 civarında bir oyun yer değiştirmesi yani diğer partilere verilen oyların işçi partisine verilmesi gerekiyor bunun için ve yeni liderin de bu kapsamda karşıtlarını de bu kapsamda bu oyu toparlayacak bir vizyon çizmediği görülüyor ee, ve e, şu belirtiliyor aslında uzun süredir İngiltere'de işçi partisinin e, bir erozyona uğradığı ortadaydı. Ama e, 2017'deki geçici başarı e, bunu gölgeledi. Ç sınıfsal değişiklikler ve kültürel değişikliklere İşçi Partisi uyum sağlayamıyordu. Dolayısıyla e, 2017'deki seçim başarısı e, tedbir almasını engelledi deniliyor ve Jeremy Corbyn'in e, popüler olmayan bir lider olduğu halk arasında e, belirtiliyor. Esasen 2010 Kemal Göktaş Son ortaya çıkan bir e, rapor yine İşçi Partisi'ndeki bir rapor göstermişti ki İşçi Partisi içerisindeki bazı klikler Korbin'in başarısız olması için muhafazakarlarla ve sağ basınla ortak çalışmışlar. Özellikle Korbin'e yönelik antisemitizm suçlamalarının kaynağını parti içerisinde oluşturmuşlardı. Rapordaki bir başka e, dikkat çekilen nokta Brexit politikaları. İşçi partisinin tutarlı bir Brexit politikası olmamasının geleneksel oy tabanı olan e, ve Brexit yanlısı olan özellikle Kuzey İngiltere'deki işçi sınıfı arasında e, partiden kopmaya neden olduğu belirtiliyor. Ve e, Jeremy Corbyn'in... E, kamulaştırmaları öngören ve servet vergisi öngören şirketlere ve zenginlere yönelik e, çeşitli e, vergileri vergi getirilmesini öngören manifestosunun e, gerçekçi bulunmadığı, bunun da oy kaybının önemli bir nedeni olduğu belirtiliyor. Tabii kampanyanın organize olamaması ve zayıf bir kampanya yürütülmesi. E, muhafazakar yaşlılara ulaşmaktaki güçlük ki şu veri de çok önemli. 18-24 yaş arası seçmenin %62'si işçi partisine yine 25-34 yaş arasındaki seçmenin de %51'i işçi partisine oy vermişti. Ama yaş ortalaması yüksek olan ülkede e, yaşlı ve muhafazakar nüfusa ulaşacak bir söylem e, oluşmamıştı. Ayrıca partinin daha kentli e, bir e, gruba hitap ettiği, özellikle şehirlerde ve kasabalarda yaşayan iş, e, işçi sınıfına ve İngiliz halkına hitap etmediği de raporun önemli belirlemeleri arasındayız. O. Art TV programcısı Kemal Göktaş çok teşekkürler katkılarınız için. Ben teşekkür ederim yayınlar.